Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Abdestin faydaları nelerdir? Bir yabancı doktorun ifadesine göre yakında doktorlar abdest almayı reçetelere yazacaklardır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur. Evinizin önünden akan bir nehir olsa günde 5 defa bu nehirden yıkansanız üzerinizde kirden pastan bir eser kalır mı? İşte günde 5 vakit abdest almak da böyledir. Abdestin bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları. İnsan vücudu üzerinde yaklaşık 700 biyolojik aktif nokta bulunur. Bunlardan 66 tanesi agresi noktası olarak adlandırılan ekstra aktif noktalardır. 66 agresi noktasından 61'i abdest azalarında yer alır. Abdestin bilimsel faydaları. 1. Abdeste azalar yıkanırken biyolojik aktif noktalar faaliyete geçer. Agresi noktaları denge kazanır. 2. Yüz yıkanırken mide, bağırsaklar, safra kesesi, idrar yolları ve sinir sistemi uyarılır. 3. Kollar yıkanırken bağırsaklar, kalp, akciğerler, idrar yolları ve kan dolaşımı uyarılır. 4. Kulaklar yaklaşık 100 biyolojik aktif noktaların yer aldığı ve hemen hemen bütün organlarla bağlantılı olan bir komuta merkezidir. Kulaklar mes edilirken bütün organlar uyarılır. 5. Ayaklar yıkanırken hormon dengesini sağlayan, büyümeyi kontrol altında tutan hipofiz, böbrekler ve hemen hemen bütün organların faaliyetini etkileyen biyolojik aktif noktalar uyarılır. 6. Abdeste akupunktur noktalarının uyarılmasıyla vücutta enerji ve kan dolaşımı kolaylaşır. Vücudun direnci artar. Bağışıklık sistemi güçlenir. Ateş yükselince soğuk su ile abdest almak ateşi 1,5-2 derece kadar düşürür. 7. Abdest tansiyonu düşürür. Baş ağrısını hafifletir. Uyuklamayı, yorgunluğu ve öfkeyi giderir. Soğuk su kullanmak abdestin ve guslün faydalarını artırır. 8. Her bir dişin dibinde farklı organlarla bağlantılı ikişer akupunktur noktası bulunur. Her abdeste misvak kullanmak diş etlerinin sağlığı için önemlidir. 9. Günde 5 defa elleri, yüzü ve ayakları yıkamak bizi mikroplardan arındırır. 10. Ağız ve burnun sık sık temizlenmesi bizleri mikroplara karşı korur. 11. Yüzün yıkanması da cildi kuvvetlendirir. Baştaki ağırlığı ve yorgunluğu hafifletir. Damarları ve sinirleri harekete geçirir. Devamlı abdest alanın yaşlansa bile yüzündeki güzelliği ve tazeliği kalır. 12. Abdest vücudun elektriksel gerilimini azaltır. 13. Abdest vücudun kan dolaşım mekanizmasına katkıda bulunduğu gibi kan yapımında görev yapan lenf sisteminin uyarılıp harekete geçmesine de yardımcı olur. 14. Toprakla yapılan teyemmüm de vücuttaki statik elektriği büyük ölçüde yok eder. 15. Ayakların gün boyu belli aralıklarla yıkanması varis oluşumunu engeller. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.